Kıymetli izleyiciler, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve bugün yine aynen her zaman yaptığımız gibi bilgi transferi, bilgi bahçesi türünden bir takım isimlerle zaman zaman karşınıza çıkarak aktardığımız programımıza başlıyoruz. Şehrivan TV'deyiz. Kıymetli izleyiciler, bu tür bilginin yaydırılmasında gerçekten şu anda sizin görmediğiniz sahnenin gerisinde, perdenin gerisinde çok ciddi şekilde, humalı bir biçimde çalışmalar yapıp da bu söz konusu kıymetli bilgiyi siz, kıymetli izleyicilerimizin düşünce dünyasına yansıtmaya çalışan bir ekip var. Hemencecik sizlerin huzurunda bu ekibe kıymetli teşekkürlerde bulunmayı bir borç biliyorum. Kıymetli izleyiciler, gerçekten hayretengiz bir konu var. Hemen böyle sıcağı sıcağına sizinle paylaşayım. Buna benzer makaleler yayımlanmıştı önceki yıllarda, aylarda. Hatta hatırlıyorum bir ara başka bir programda da değindik ama yani pekiştirici olması açısından, çünkü yeni bir araştırma olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Multiple chances and possibilities cause procrastination. Çoklu olasılık, şans ve çoklu bir takım durumlar, sıkıştırılmış epistemolojiler, gerek modern dünyadaki herhangi bir aura ortam içerisinde, gerekse aslında içbeniksel olarak da zaman zaman çok aşırı derecede uyaranlarla muhatap olmanın uyandırdığı bir takım durumlardan ötürü maalesef ertelemecilik dediğimiz procrastination insanoğlunda pik yapıyor. Hatta inertia dediğimiz bir şey de çıkıyor. Inertia, eylemsizlik. Organizational inertia dediğimiz bir şey var. Yani çok fazla çalışılmamış bir konu ama açıkçası organizational silence değil. Örgütsel sessizlik çok çalışmış ama organizational inertia aşırı derecede uyaranlarla, aşırı derecede iş yüklenmesiyle, görev yüklenmesiyle tanımlanan iş yeri ya da ortamlarında insanlar hep ertelemeyi istiyorlarmış. Herhangi bir işi habire erteleme eğilimindeymişler. Tabii ki yürütücü işlev becerisi ve willpower, executive function and willpower, yani irade gücü ve yürütücü işlev becerisi de darmadağın oluyormuş. Dolayısıyla mümkün mertebe tek bir tane görevin yüklenmesi ve bu görevin de çok sağlıklı bir biçimde yürütülmesini doğurduğu için çok daha etkililik, etkinlik ve çok daha iyi bir performansla karakterize organizasyonel ortamlar inşa ediliyormuş. Aksi takdirde maalesef kaos, karmaşıklık, üst üste birikmiş, ifa edilmemiş görevler ve tabii ki procrastination, ertelemecilik davranışı ortaya çıkıyor. Tek bir alternatif, çok sayıdaki gereksiz alternatiflerle kıyaslanamayacak kadar daha da etkin bir organizasyonel kültür ve performansı doğuruyormuş. Kıymetli izleyiciler, ben hayret ettim. Siz de hayret edin bence. Mesela bir tane ilginç bir makale daha var. Bu makalede ben birkaç sene önce de benzeri bir makale okumuştum ama günde en az bir ya da iki tane kaliteli, böyle sanatkarane yazılmış bir yazı ya da bir şiiri okumanın insanoğlunda zeka arttırıcı tesir uyandırıyor. Zeka düzeyini yükseltici bir takım etkiler uyandırıyormuş. Büyük olasılıkla geçen hafta sizinle paylaştığım o hayret duygusu uyandırmanın insanoğlunun beyninde olumlu, faydalı, etkili bir takım bilişsel rezervin
inşa edilişini doğurduğu bilgisinden neş'et ediyor bu bilgi büyük olasılıkla kıymetli izleyiciler. Ah. Şimdi geçenlerde karşılaştım açıkçası. Yani biraz böyle garip bir makaleydi ama şimdi bürokratik hegemonya diye bir tabir var. Gereksiz bürokratik yüklenme diye bir takım kavramlar var. Batı'da çok kullanılıyor. Bureaucratic domination, bureaucratic red tape. Bürokratik dominasyon, bürokratik böyle hükmetme, köle efendi ilişkisini tetikliyormuş. Eğer bürokratik hükmetme değil de bürokratik diyalektik benimsenirse o zaman aynen ayet-i celilede beyan buyurulduğu üzere herhangi bir işin ifa edilişinde şahitlerin huzurunda yazmanın çok önem arz ettiğini, aksi takdirde her an silinebilir, silinmeye mahkum olan diyelim ki bir takım internet bilgi tabanlı bir takım modüllerde önemli bir takım böyle kişisel bilginin örneğin diyelim ki atıyorum işte bir organizasyondaki herhangi bir kişisel bilginin saklanabilirliğinin açıkçası o az önce söylediğim hard copy üzerinde şahitlerin huzurunda yazı yazmayla karakterize bir tanıklıkla kıyasla maalesef çok daha sıkıntılar doğuruyormuş. Hele hele bir de bureaucratic domination da olursa, bürokratik hükmedicilik, bürokratik hegemonya, bürokratik empozasyon dediğimiz şeyler de olursa, o zaman seyreyle siz gümbürtüyü, seyreyleyin siz gümbürtüyü. Teknoloji, az önce söylediğim konuyla ilintili. Teknolojinin bürokrasiye uyarlanışı bütün dünyada hem kaos, hem kargaşa, hem öngörülmezlik, hem de çatışmayı doğuruyor. Teknolojiyle insanoğlunun nabız atımının, senkronizasyonunun mümkün olmadığı gerçeğinden dolayı söz konusu teknolojik pacing dediğimiz hız, teknolojinin ortaya koyduğu hız, insanoğlunun ortaya koyabileceği performansın hızı ya da büyüklüğüyle maalesef örtüştürülemediği için, aynı olmadığı için bu defa ifa edilmemiş işler, görevler ciddi bir şekilde artıyor, üst üste birikiyor ve çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bence bu çok önemli. Bütün kurumlara bu bilginin aktarılması boynumuzun borcu olsun kıymetli izleyiciler. Ah, biraz sizi yine hayrete, bugün hep bizleri hayrete boğan bilgilerle biz yüz yüze geliyoruz ama kıymetli izleyiciler, daha önceden kısmen değindik ama bu defa kesinliğe kavuşmuş bir bilgi var. Sabaha kadar tefekküre dalıp düşüneceksiniz eğer söylersem. Yeryüzü, yani dünyamız, yani arz, bir bilinci varmış. Ve bu bilinç, bu tür bir bilinç çeşitli deneylerle ortaya konuldu. Net bir şekilde ortaya konuldu. Dünya bizim tahmin edemeyebileceğimiz kadar zeki bir entiteymiş. Diğer bütün gök cisimcikleri de aynen böyleymiş. Dolayısıyla dünyanın giderek sıkıntılı bir takım iklim değişimi dahil olmak üzere bir takım depredasyonlara gark oluşunun en büyük sebebinin, şimdi ben kendi öz referansiyel kaynaklarımızdan esinlenerek bir bilgi söyleyeyim. İnsanoğlunun kendi eliyle işlediğinden ötürü karada ve denizde fesat çıkmasından kaynaklanıyor. Ne kadar ilginçmiş. Ah.
Ah, dünyamızın söz konusu bilinciyle özdeş ve tabii ki senkronik bir diyalektik içerisine girmediği sürece insanoğlunun 100, 150-200 yıl gibi bir süre içerisinde soyunun tükenebileceği, şu anda zaten çaktırılmadan süre gelen bir human extinction scenario hep konuşuluyor. Çaktırılmadan, hatta bilimsel olarak bile ortaya konulamamacasına çeşitli boyutlarda bir tükenmişlik var. Bir inkıraz var, bir nekroz var. Gerek insanoğlunun kendi ontolojik realitesinde, gerekse kozmik realite içerisinde, ister kabul edelim, ister etmeyelim, insanoğlunun belki zaman zaman böyle kafasını da zonklayacak türden ama çoğu zaman kanıksayarak inkar ettiği, insanoğlunun kanıksayarak böyle bir hakikati inkar ettiği bir tırnak içerisinde bir azap konjonktürü sanki var gibime geliyor. Bence bu çok önemli. Son 100 yıla damga vuracak bir şeydir bu. Tehlikeli bir teknolojik gelişme var. Rabbim hepimizi korusun. New technology paves the way toward mind control. Yeni teknoloji zihin kontrolüne doğru yol alıyor. Yeni teknolojiler insanoğlunda zihin, beyin kontrolüne doğru maalesef bir takım ilerlemeler katletti ve metamateryaller dediğimiz moleküler düzeyde, hatta daha küçük düzeyde bir takım robotik materyaller inşa ediliyor ve bu materyaller insanoğlunun şu ya da bu türden bir takım metabolizmasına adeta böyle sirayet ettiriliyor ve insanoğlunun zihni, beyinsel süreçleri, şu ya da bu türden nörobiyolojik durumları üzerinde maalesef biyopolitiksel, biopolitical bir takım böyle değişikliklere yol açıyor. Ne demek biyopolitika? Çeşitli kimyasal, biyolojik ya da elektronik yöntemlerle insanoğlunun bir kısım tırnak içerisinde şer saçan şer güçler tarafından, yine tırnak içerisinde İslam aleminin o gariban halkları üzerinde maalesef yüzyıllardır süregelen bir takım biyopolitiksel emeller var. Buna karşı hepimizin çok ciddi anlamda farkındalık, duyarlılık geliştirmemiz lazım. Örneğin mesela makale şunu söylüyor. Diyor ki dünyanın en duyarlı adamının söz konusu biyopolitiksel bir takım ajanın, adeta böyle mikrobiyal ajanın enjekte edilmesi ya da maruz bırakılması sonucunda bir anda dünyanın en duyarsız adamına dönüştüğü, dünyanın bilmem en korkak adamının söz konusu enjeksiyonu ya da söz konusu maruziyeti gerçekleştirdikten sonra bu metamateryallerle tam tersi bir varoluşsal, zihinsel moda evrildi. İşte en cesur insanına söz konusu durumun tertip edildikten sonra dünyanın en korkak kişilik profilini yansıtacağı. Valla açıkçası ben birazcık böyle hem iğreniyorum hem de Rabbim yardım etsin diye dua ediyorum. Yani mesela makale diyor ki ta Roma İmparatorluğundan bugüne kadar süregelen, ta belki eski Yunan, eski Grek döneminden bugüne kadar süregelen bir takım beyin yıkama
metotları, bir kısım işte bir kısım etnografik, coğrafik bir takım ulusal entiteler diyor. Ta o dönemlerde yani bin yıllar öncesinden devreye soktular ama şimdi beyin yıkama ile ilintili tarihsel bir takım anekdotal durumların çok çok fevkinde ötesinde kimsenin hiç fark edemeyebileceği metamateryaller devreye sokuluyor. Vallahi yani şimdi bazıları diyebilir ya bu kadar da gereksiz bir takım böyle şeylere gerek yok. Ama yüzlerce binlerce makale var ve ben okudum. Biraz da tabii ürkütücü. Kıymetli izleyiciler, geçen bir platformda da aktardım. Açıkçası okyanusların dibinde bir kısım balık türleri varmış. Bunların üretilmesiyle dünyadaki halihazırdaki gerek balık etiyle ilintili besin, yani diyelim ki omega 3 fatty acids dediğimiz bir kısım besinsel bir takım böyle durumların tereddüt edilerek beşer ırkına tevdi edilmesi müthiş bir umut vadedici bir gelişmeymiş. Ama yine hayrete boğulalım. Balık aşırı tüketilmesi, balığın aşırı tüketilmesi iklim değişimiyle ilişkilidir. Ne alakalı diyeceksiniz, insanoğlunun balık tüketimi iklim değişikliğiyle nasıl ilişkisi olur? Ben de ilk etapta biraz hayret ettim ama balığın tüketimi, yani consumption of fish is linked to climate change diyor. Aslında bütün etler çok aşırı derecede tüketildiğinde, örneğin sadece etler değil, mesela aşırı derecede köpek beslemenin iklim değişimiyle ilişkili olduğunu okudum, hayretler içerisinde kaldım. Önce inanamadım ama sonra baktım ki ilginç bir takım böyle biyolojik, kimyasal, ekosistemsel bir takım böyle mekanizmalar anlatıldı. Ben de hayret ettim doğrusu. Kıymetli izleyiciler, geleceğe dönük aslında gereksiz bir takım kaygı ve korku uyandıracak rızık konusunda endişeye girmek, açıkçası biz İslami epistemolojimizde, bizim kendi öz referansiyel ontolojimizde böyle bir şey yok. Rabbim beklenmedik rızkı beklenmedik anda gönderendir. Böyle distopyan bir geleceği sürekli böyle projekte etmek açıkçası bize çok doğru gelen bir yaklaşım değil. Tabii şunu hani haklı olarak ben dillendiriyorum. İnsanoğlunun 1700'lü yıllardan beri endüstri inkılabının ortaya çıktığı, 1789 Fransız İhtilali, şu ya da bu türden bir takım işte o dönemin bir takım küresel konjonktürel yıkıcı bir takım akım ya da faaliyet ya da savaşlarının ortaya çıktığı günden bu yana antroposen diye adlandırılan bir dönem aralandı. Bir sürü dönem var coğrafyasal tabirlerde. Miyosen, Pleistosen hatırlarsınız. Bir de mesela Halosen diye bir dönem de vardı tabii ki ama bir de son 300-350 yıldır insanoğlunun tırnak içerisinde kirli parmağının değdiği bir takım ilişkiler ağının sonucunda tereddüt edilen antroposen diye bir dönem. Yani insanoğlunun halihazırdaki insanın yol açtığı bir coğrafyasal dönem var. Bu coğrafyasal dönem önceki dönemlerdeki ekosistemin sahip olduğu
Tırnak içerisinde sağlıklı, güzel, iyi işleyiş ya da mekanizmasını darmadağın etti. Ve böyle giderse önümüzdeki yüzyıllara belki ancak kapı aralanabilecek kadar bir yakın geçmiş, yakın gelecek diyelim. Yani çok da diyeceksiniz hani yakın sayılmaz ama açıkçası 100, 200, 300 benim imgelemimde yakın duruyor. İnsanoğlunun yeryüzünde katastrofik bir extinction, bir yok oluş sürecinden geçmesi için oldukça erken bir dönemdir. En fazla 5-6 tane kuşak öte sayılabilen bir dönemdir. O döneme daha gelir gelmez halihazırda bizim sahip olduğumuz bir takım iyi oluş durumlarımızın neredeyse sıfırlanacağı ve kötü oluş durumuna gark olacağıyla ilgili yüzlerce, binlerce makale çıkıyor. Özellikle son yıl. Son 1,5-2 yıldır. Kıymetli izleyiciler, şaşıracaksınız gerçekten. Ben okuduğumda çok şaşırmıştım. İnsanoğlunun en büyük düşmanı kendisiymiş. İnsanoğlunun en büyük düşmanı, en şer saçan, kötülük saçan düşmanı kendisinin dışındaki dünya değil ama tam tersi kendisiymiş. Yüzlerce kişinin bir araya gelerek ortaya koyamayabileceği kötülüğü insanoğlu kendi kendisine yapıyormuş. Ama bu kötülüğü kendi kendisine yaparken sanki iyilik düzleminde imiş gibi bir şeytani dürtülenmenin doğurduğu bir zihinsel zehaba girdikten sonra yapıyormuş. Psikologların bu duruma eğilmesi lazım kıymetli izleyiciler. Tekrar edelim mi? İnsanoğlunun kendi kendisine yaptığı şu ya da bu türden kötülüğün yüzlerce katını insanoğlunun kendi kendisine yaptığı kötülüğün yüzde birini başkası yapmıyormuş. Başkaları yapmıyormuş. En ezeli ve ebedi düşmanları bile yapmayabiliyormuş. Belli bir insan kitlesini tabii kastediyorum. Rabbim problematik insan fenomenolojisinden bizi kurtarsın ama insanoğlu kendisine o kadar kötülük yapıyormuş ki bütün bir dünya adeta bir araya gelse söz konusu kötülüğün belki onda birini, yüzde birini yapmıyormuş, yapamıyormuş. Ama ilginçtir, bu kötülüğü yaparken bir şekilde bir takım makullendirme, yani rationalization psychology dediğimiz bir takım makullendirmeye girerek yapıyormuş. Yani bir makale bir ara hatırlatmış mıydım bilmiyorum ama insanoğlunun makullendiremeyebileceği hiçbir şey yokmuş bu dünyada. 2 kere 2'nin 5 olduğunu pekala makullendirerek savunabilir. Daha böyle yani ha diyeceksiniz ki ya bu makullendirmeyi tetikleyici en önemli faktör neymiş? Sıkı durun. Güçmüş. Gücün tamamı Allah'ındır. Şu ya da bu türden bir gücü kendisine vehmeden insanoğlu makullendiremeyebileceği hiçbir şey yokmuş. Aman ya Rabbim. Evet. Gelin bir tane distopyan gelecek haritası nevinden distopyan gelecekle ilgili şöyle bir referansta bulunarak bir makale daha aktarayım. Sonra programımızı yavaş yavaş bitirelim. Önümüzdeki 50 yıl, hadi bilemediniz 50-60 yıl. Aslında daha az bir süreyi ortaya koyanlar da var ama önümüzdeki 20 yıl diyenler de var. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde, 40 yıl içerisinde insanoğullarının dünyadaki şu ya da bu türden herhangi bir
herhangi bir iş yeri, herhangi bir performans, görev, iş, halihazırda insanların yaptığı işlerin %99'u robotlar tarafından gerçekleştirileceği tahmin ediliyormuş. Aman yarabbim. Eğitim-öğretim süreçleri, bütün bir parlamentolar, bütün bir uluslararası ilişkiler ile ilgili bütün bir diyalektik, bütün bir insanoğlunun diyelim ki işte sağlık ile ilintili tıbbi bir takım durumlarla alakalı şu ya da bu türden ne kadar iş görev varsa hepsinin sıkı durun 2060'a gelir gelmez robotlar tarafından gerçekleştirilebileceği ve tabii diyeceksiniz ki insanoğlu o zaman eşrefül mahlukat olarak insanoğlunun Rabbim tarafından bize tevdi edilen bu hususiyete bir gölge düşmez mi? Gölge düşmesini istemezsek Rabbimin izniyle gölge düşmeyecek ama özellikle böyle gölge düşmesi için can atarsak herkesten daha çabuk böyle bu bahsettiğimiz technologization of education, technologization of medicine, technologization of organizations hepsini bu şekilde biz öyle düşünmeksizin öyle hemen atılıverirsek o zaman kusura bakmayalım Allah göstermesin ciddi bir, hatta dün okuduğum makaleyi söyleyeyim. Super intelligent machines one day may cause a catastrophe much greater than super volcanic eruptions hundreds of thousands of years ago. Yüz binlerce yıl öncesindeki dünya üzerinde ortaya çıkan bir takım süper volkanik püskürtmelerin doğurduğu bir takım kıta kaymalar dahil olmak üzere dünyanın adeta şaftının bozulmasına yol açabilecek bütün bir o dönemin bütün bir bitki hayvan türünün yok oluşunu tetikleyen diyelim ki süper volkanik patlamalardan bile daha büyük sıkıntılara kapı aralayabileceğini ben dün okudum ve bir kısım öğrencilerimle de paylaştım. Sizinle de paylaşayım. Kıymetli izleyiciler ben tadında tuzunda hep programlarımı bırakmaya gayret gösteren bir insanım. Onun için isterseniz şuracıkta programımızı bitirelim. Beni dinlediğiniz için Rabbim razı olsun hepinizden. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Rabbime emanet olunuz.